Ne kadar süredir buradasın yani? En uzun süreli, uzun süredir Amerika'da olan arkadaşlarımız. 2017'den beri buradayım. Evet. Arada Türkiye'ye gidip geliyorum. Ticaret hukuku çalışıyorum. Amerikan Üniversitesi'nde ticaret hukuku alanında doktora yapıyorum. Aynı zamanda New York ve Ankara Barosu avukatıyım. Hem Türkiye'de ve Amerika'da avukatlık yapıyorum. Biraz daha diğer arkadaşlara nazaran yeniyim. Geçen sene geldim. Fulbright bursiyeri olarak NYU'da siyaset bölümünde lisans yapıyorum. MBA yaptım. MBA'yi bitirdikten sonra da kendi şirketimi kurdum ve kaldım. Yaklaşık 8 yıldır buradayım. Bu şekilde. Biz burada birçok doktora öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi olarak buradayız. Ve biz ülkemizle ilgili çalışmalara katılmak istiyoruz. Yani burada bir sürü insan işte çevre hukukunda, ticaret hukukunda, sermaye piyasası hukukunda ve çeşitli siyasi doktora konularına çalışmalar yapıyorlar. Ama ülkemize katkı sağlayamıyoruz şu anda. Şöyle sağlayamıyoruz, yani bizden yani fikir sorma veya danışmanlık alma vesaire gibi şeyler gerçekleşmiyor. Benim şöyle bir tecrübem olmuştu zamanında. Ya bazı Amerika'daki Türk görevlilerinden daha çok İngilizce biliyoruz ve daha çok network'e sahibiz. Daha çok anlaşmalar sağlayabilecek kapasiteye sahibiz. Ve biz bu yeteneklerimizin devlet tarafından veya NGO'lar tarafından, kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından kullanılmasını istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalar, yani sizin iktidarınız zamanında bununla ilgili çalışmalar yapabilir misiniz bizim için? Bir aynı zamanda liyakatin gerçekten ilk numara olmasını istiyoruz. Yani bir göreve gelirken vesaire. Bunun sağlanabilme garantisini verebiliyor musunuz? O garantiyi vereceğiz. Zaten vermek zorundayız. O garantiyi vermezseniz devlet yapılanmasındaki çürümeyi önleyemezsiniz. Yani işi ehline teslim edeceksiniz. O işi iyi bilen birisini getirebilirseniz, diyelim ki Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı, buna benzer Türkiye'nin kilit kurumları var. Benzer uygulamalar, daha doğrusu benzer kurumlar diğer ülkelerde de var. Oraya nitelikli insanlar getiriliyor ve o insanların gelmesi tek başına yeterli değil. O kurumun kendi kültürünü oluşturması lazım. O kültür içerisinde bir numaralı insanın gelip oraya oturması lazım. Bu tabii biraz zaman alacak bir şey. Bu konuda Merkez Bankası'nın bir kültürü vardı, BDDK'nın bir kültürü vardı yeni olmasına karşın. Bakanlıkların bir kültürü vardı. Yani tepeden birisini getirip herhangi bir bakanlığa müsteşar yapamıyordunuz. Kamuda 12 yıllık bir deneyim kazanması lazım ve üst düzey görevler yapması lazımdı. Bütün bunların tamamı bitti tabii ama bunun yeniden inşa edilmesi lazım. O da sizin söylediğiniz liyakat. Liyakat birdenbire oluşmuyor. Belli bir zaman dilimi içinde oluşuyor. Bilgi artı deneyim bir araya gelirse liyakat dediğimiz kavram anlam kazanmış oluyor. Bununla ilgili bizim ilk yapacağımız iş KPSS sınavı sonrası sözlü sınavlarını kaldırmak. Yani sözlü zorunlu olmadıkça belli alanlarda sözlüyü kaldırmak. Kişi eğer sınav kazanmışsa doğrudan doğruya atamasını yapmak. Ben mesela Türkiye'de matematikte 7. olup Türkiye sıralamasında ama sözlü sınavda elenen gençleri biliyorum, onların dünyasında onların yaşadığı travmaları biliyorum. 7. olacağım matematikte, herkes girmiş sınava, başardık olmuşum ve sözlü sınava giriyorum ve eleniyorum. Bunu kaldırmanız lazım. İkincisi, insanların liyakat dediğimiz, her insanın kendine göre bir düşüncesi vardır. O düşünceye sıcak siyasete bulaşmadığı sürece herkesin düşüncesine saygı göstermek zorundasınız. İnsanlar farklı farklı siyasi görüşlerde olabilirler ama kamu görevini tarafsızlıkla yerine getirmek zorundasınız. Liyakati deneyimle, bilgiyle, birikimle bir araya getirebilirseniz sorun büyük ölçüde çözülür. Liyakati en çok istemesi gerekenler de aslında politikacılar. Bir politikacı nasıl başarılı olur? En iyi bilen insanı getirirsiniz o işin başına. O ne kadar güzel yaparsa siz de zaten başarılı olursunuz. Yani başarı bürokrasiye ihale edilmez. Sonuçta herkesin gözü politikacıda. Demek ki politikacı bu. Başarılı deniyor. Yani başarı dediğim gibi o liyakat sistemini uygulamaktan geliyor. Bu konuda kararlılığımız öyle. Yapacağız bunu. Sadece ben değil bunu söylemiyorum.
bizim oluşturduğumuz Millet İttifakı'nda 6 lider aynı şeyi söylüyoruz. Devlette liyakati sağlayacağız diye. 6 liderin aynı şeyi dillendirmesi geleceği inşa etme açısından da güzel bir şey. Bundan emin olabilirsiniz yani. Liyakatin ne kadar değerli olduğunu bilirim ki bizim Hesap Uzmanları Kurulu'nda her görüşten arkadaşımız vardı, her görüşten. Ama hepimiz devletin çıkarları söz konusu olduğu zaman bireysel hiçbir çıkarın peşinde koşmadan ülkenin çıkarları için hep çalıştık yani. Dediğim gibi her görüşten arkadaş vardı ve bunlar kamuda çok önemli görevlere geldiler. Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye Teftiş Kurulu, Hesap Uzmanları Kurulu, bu üç kurum devletin akademisi olarak adlandırılırdı ve en seçkin insanlar burada yetiştirilirdi. Bunlar devletin değişik birimlerinde göreve atanırlardı. Hangi parti gelirse gelsin. Yani buradan kendi siyasi görüşlerine uygun insanlar vardı ve o insanlar işte müsteşarlıklara, genel müdürlüklere atanırdı. Ama şimdi üçü de kapatıldı. Bu bürokrasi ve vasatlaşmayı doğurdu. Ciddi bir sorun doğurdu. Dolayısıyla kim hak etmediği yerlere, hak etmediği görevlere siyasi güç kullanılarak gelindi. Siyasi güç kullanıldığı için de kişi yasaların öngördüğü çalışmayı değil, yukarıdan gelen talimatın gereğini yerine getirdi ve Türkiye böyle bir bürokraside çürümüşlükle karşı karşıya kaldı. İşin özeti bu. Atatürkçü bir genç olarak burada olmaktan çok gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Politik narratifte, seçmende umut, öfke, aciliyet hissi yaratmak gerekir ve CHP'nin bunda başarılı olduğunu düşünüyorum. Yalnız boş umut apati yaratır ve hayal kırıklığı ve Türk seçmeninde bunu gözlemliyoruz. Bunun formülü seçmende cesaret ve onların yapacağı bir aksiyonun, bir karşılığının, bir etkisinin olacağı hissine doğurmaktır. Yani akademik dille konuşmaya çalışıyorum. Bu benim söylediğim bir şey değil de tabii ki Kemal Bey. Bu noktada 28 milyar dolar nerede kampanyası çok başarılıydı. Geçenlerde CHP Gençlik Örgütü'nün Pinokyo Süleyman diye eylem yaptığını gördüm. Çok eğlenceliydi. Bence bunlar gençlerde ve genel seçmen kitlesinde cesaret yaratan şeyler ve devamının gelmesini ümit ediyorum. 2023 seçimlerine giderken seçmenden oy vermeye ek olarak bir aksiyon almasını rica isteseydiniz bu ne olurdu? Ne yapabiliriz? Yani ben 27 yaşındayım Kemal Bey ve AK Parti dışında bir hükümetin altında yaşamadım ve bizim bu öğrencilerin diasporada olmasının, beyin göçünün olmasının en büyük kaynağında bu açık hapishane hissinin olduğuna inanıyorum. Ekonomik sebepler tabii ki ayrı bir kefede. Evet, sorum budur Kemal Bey. Güzel, ne istiyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kolları, kadın kolları, milletvekilleri, parti yönetimi. Ya elimizden geldiği kadar çaba harcıyoruz. Yani Türkiye'nin kaderini değiştirmek istiyoruz. Gençlerden ne istiyoruz? İlk kez oy kullanacak yaklaşık 7,5 milyon genç var. 7,5 milyon genç. 7,5 milyon gencin sandığa gitmesini istiyoruz. Tek istediğimiz o. Sandığa gidip oy kullanacaksınız. Şimdi Amerika tabii çok büyük bir ülke. Dolayısıyla seçim sandıklarıyla sizin bulunduğunuz yerler arasındaki mesafelerin de bir hayli uzun olduğunu biliyorum. Ama örgütlenin, mutlaka sandığa gidin ve oy kullanın. Sizin oylarınızın şöyle bir değeri var. Siz dünya siyaset tarihine bir armağan bırakma olanağına sahipsiniz. Dünyada ilk kez baskıcı bir yönetimi, otoriter bir yönetimi sandık yoluyla değiştirmiş olacaksınız. Baskıcı bir yönetimin demokratik yollarla sonlandırılması olağanüstü bir şey. Bunu siz yapacaksınız. Yani bizim kuşak veya benden önceki bir kuşak, biz sonuçta şöyle veya böyle oylarımızı kullanıyoruz. Siyasetin yararını da gördük, zararını da gördük insanlar. Sizin yaşınızdayken ben 68 kuşağındayım. Ağır bedeller ödeyen gençlerimiz oldu.
kimi sağdan kimi soldan. Türkiye her çıkmaza girdiğinde bir askeri darbe oldu veya bir askeri girişim oldu. Şimdi biz içinde bulunduğumuz çıkmazdan demokratik yollarla çıkabilirsek Türkiye'nin ufkunu açacağız. İkinci isteğim, sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Öyle bir hakkınız yok yani. Öyle bir hakkınız yok. Çünkü Türkiye değişimi yakalama ve değiştirme potansiyeline sahip. Niye umutsuz olalım? Dolayısıyla eğer biz, yani sizler düşüncelerinizi özgürce ifade etmek istiyorsanız, siyaset kurumunu özgürce eleştirmek istiyorsanız, attığınız bir tweet dolayısıyla sabahın köründe güvenlik görevleri gelip kapınızı çalmayacak, böyle bir endişe taşımıyorsanız ve böyle bir ortam istiyorsanız, bunun yolu sandığa gitmek. Bunu istiyorum sadece. Bu olduğu takdirde ne olur? Bu olduğu takdirde tabii hepiniz Türkiye'ye dönersiniz diye bir şeyim yok yani. Burada kalan arkadaşlarım da olacak. Ama en azından ya yaz tatillerini, arkadaşlarını, akrabalarını daha rahat gelecektir Türkiye'ye. Türkiye'de özgürlük havasını biraz teneffüs edecektir. Arkadaşlarının keyifle caddelerde, sokaklarda gezdiğini, eğlendiğini görecektir. Kimse kimseye farklı bakmayacaktır. Giyimine, kuşamına bakıp onu yaftalamayacaktır. Yani Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Bunu çıkaracağız. Ben bunun sözünü veriyorum ama bu sözün yerine gelip gelmemesi sizin vereceğiniz oylara bağlı. Biz eğer kendi bağımsızlığımızı, kendi demokrasimizi, kendi özgürlüğümüzü kendimiz sağlayamıyorsak, birisinin telkiniyle bunu sağlayabilirsek, o zaman o telkini yapan ertesi gün gelir sizin özgürlüğünüzü elinizden alır. Biz nasıl Milli Kurtuluş Savaşı'nı beraber hep birlikte verdiysek, aynı şekilde demokrasiyi de hep beraber güçlendirmek zorundayız. Bir yere dayanmak, bir yerden beklenti içinde olmak değil. Kimden beklenti içinde? Sizlerden. Yani sizler de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, ülkesinin saygıdeğer vatandaşlarısınız. Bir sorun var mı? Evet, sorun var. Bu sorunun aşılması lazım. Evet, aşılması lazım. Nasıl aşılacak? Güç birliği yapılarak. Güç birliği yaparak biz bunu aşabiliriz. Birisinden yardım istemek, birisine sırtını dayamak veya bir yere bir şeyler söylemek, o sizin özgürlük alanınızı sınırlar. Nasıl bugün bürokraside liyakatle atadığınız bir kişi, yeri geldiği zaman bakana bu yanlıştır diyebilir. Bu uygulama doğru bir uygulama değildir diyebilir. Çünkü o kişi bakanı çok daha, bakandan çok daha iyi biliyor. Dolayısıyla siz kendi bağımsızlığınızı, kendi özgürlüğünüzü, kendi demokratikleşmenizi kendi iradenizle gerçekleştirmek zorundasınız. Ha, örnek alınabilir. Nasıl örnek alınır? Efendim işte özgürlük için ne olmalı, demokrasi için ne olmalı, neler yapılabilmeli? Bunlar dediğim gibi dünyada pek çok uygulama örnekleri vardır. Biz de zaten alıyoruz. Yani İsviçre'den medeni kanunu aldık, işte kadın erkek eşitliği dedik. Uluslararası bir sözleşme, İstanbul Sözleşmesi'ni İstanbul'da kabul ettik. Parlamentodan oy birliğiyle geçti. Sonra maalesef akamete uğradı. Onu da değiştireceğiz. Yani o eşitliği de sağlayacağız. Türkiye'nin temel sorunlarından birisi de inanç, kimlik ve yaşam tarzı üzerinden siyaset yapılması ve siyasetin bu alana sıkıştırılmak istenmesi. Buradan çıkarmamız lazım. Herkesin yaşam tarzı başımızın üstüne. Herkesin kimliği başımızın üstüne. Çünkü siz anne babanızı seçme özgürlüğüne sahip değilsiniz ki. Hiçbirimiz değiliz. Herkesin inancı, herkes belli bir değerler içine doğuyor ve o inanca da saygılı olmak zorundasınız. Siyasetin konusu ne? Siyasetin konusu hiç kimse kimliğinden ötürü ötekileştirilmemeli, inancından ötürü ötekileştirilmemeli, yaşam tarzından ötürü ötekileştirilmemeli. Hep her birimizin karnı doymalı, her birimiz özgürlüğü bilmeliyiz, dünyadaki gelişmeleri bilmeliyiz. Bakın ben Amerika'ya geldim, MIT'ye ve Harvard'a gittim. Çok sayıda, çok nitelikli Türk akademisyenler var. Yani görünce insan tabii olağanüstü gurur duyuyor. Şimdi bunlar neden bizim üniversitelerde çalışmasınlar? Neden biz o üniversitelerdeki altyapının bir benzerini Türkiye'deki üniversitelerde yapamıyoruz? Neden Boğaziçi Üniversitesi'ne o üniversitede profesörlük unvanını alamayacak birisini getirip rektör yapıyorsunuz? Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Ve çıkaracağız.
Üniversitelerin bir özelliği var. Her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı kurumlardır üniversiteler. Birisi farklı düşündü diye barış akademisyenleri mesela üniversiteden atamazsınız. Akademisyenin en sert eleştirilerinden ders çıkarmazsa bir siyasetçi, o Türkiye'ye bir şey veremez. Türkiye'ye bir şey verecek olan siyasetçi, her türlü eleştiriyi tahammül edecek. Eleştirinin haklı yönleri varsa onlar alacak, demek ki benim burada bir hatam var diyecek ve kabul edecek yani. Biraz böyle. Ben de siyaset bilimi doktorası yapıyorum bu arada, direkt konuya girdim ama araştırma alanlarım da yani dış politika ve kamuoyu çalışmaları üzerine, ama daha ziyade kamuoyu çalışma üzerine profesyonel çalışmalarım da var siyasal araştırma olarak. Ve açıkçası mobilizasyon üzerine olan yorumlarınız yani çok beni mutlu etti burada. Zira şu an Türkiye'de açıkçası birçok demokraside seçmenin tercihleri kolay kolay değişmiyor. Evet. Fakat hangi seçmenin sandığa gittiği en büyük değişken aslında bakarsanız. Yani bir İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri CHP'li seçmen sandık başına gittiği için kazanıldı. Ve aynı oranda AK Partili seçmenin bir kısmını gitmemeyi tercih ettiği için. Yani bu çok önemli bir değişken. Fakat tam da burada daha demin o kimlik meselesinden bahsettiniz ama mesela bazen bana CHP şöyle bir izlenim veriyor. Yani evet, kimlik politikaları geride bırakılması lazım ama insanlar kimliklerinden vazgeçmiyorlar ve bunları sürekli size önünüze koyuyorlar. Dolayısıyla ve CHP'ye yönelik negatif algıları da malumunuz. Yani size benim anlatmama gerek yok bunları. Bu negatif algıları yönetiminde, yani açıkçası şu ana kadar CHP'nin önüne açılmalarını sizin yaptığınız karantindeyim. Ama bunun ötesine de geçmek gerekiyor belli ki. Zira çünkü birçok ankette baş başa gidiyor hala ve insan hani gerçekten canı sıkılabiliyor. Hani bu da mı değil, bu da mı gol değil durumda gelebiliyorsunuz gerçekten. Burada açıkçası daha ileriye yönelik planlarınız ve stratejik açılımlarınız, yani planladığınız şeyler var mı, neler olacak? Ben bunu sormak istiyorum. Burada demokrasinin geleceğine yönelik açılımlar yapan siyasetçi olması dahi farklı kanaat önderliğiyle yani geliyor musunuz, gelmiyor musunuz, medyaya yansıyanlar farklı şeyler yapıyor musunuz? Açıkçası yani siz neler yapıyorsunuz, biraz da bunu anlatırsanız belki onun üzerinden de bizim ne yapabileceğimiz şekillenebilir diye umuyorum. Kimlik siyaseti yapılıyor ve kişi ötekileştiriliyorsa bunu nasıl aşarsınız? Bunu demokrasi ve insan hakları bağlamında ele alıp aşmanız lazım. Susturarak değil, baskılayarak değil. Demokrasi ve insan hakları bağlamında alırsınız, herkesin kimliği kendi şerefidir, nokta, bitti, o kadar. Dolayısıyla bunu siyasetin dışına çıkarırsınız. Bunu yaptığınız, bunu nerede yapayım? Türkiye'de tabii kimliğinden ötürü ötekileştirilen veya kimliğinden ötürü ötekileştirildiğini kabul eden veya sayan kesimler de var. Kabul etmemiz lazım. Onlarla oturup konuşmanız lazım, anlatmanız lazım. Bunu nasıl aşabileceğimiz konusunda ortak projeler geliştirmeniz veya yol yöntemler geliştirmeniz lazım. Yani var olan bir sorunu kapatmak değil, tam tersine sorunu açıp beraber, özgürce, yüreklice o sorunu nasıl aşabiliriz arkadaş deyip bunun çabasını yapmak lazım. Yani bu çabayı göstermek lazım. Biz bu konuda hazırlıklıyız, biliyoruz. Her sorunları nasıl çözeceğimizi, onun üzerinde de yazılarda yazıldı, broşürlerde hazırlandı. Üniversitelerde hocaların çok güzel kitapları var, yayınları var. O yayınlardan yararlanıldı. Toplantılar yapıldı. Toplantılardan güzel sonuçlar çıktı. Bunları yapmaya hazırız. Bu konuda 6 liderin oturduğu masada da 3 aşağı 5 yukarı benzer düşünceye sahibiz hep her birimiz. 21. yüzyılın dünyası bilim dünyasıdır. Yani bilim ve bilimin yarattığı teknolojiyi eğer siz kaçırırsanız Türkiye çok ağır bedeller öder. Osmanlı sanayi devrimini kaçırdığı için battı. Biz şimdi her gün birden fazla buluşun olduğu bir dünyada eğer bilimi derinleştirmezseniz, bilime önem vermezseniz, teknolojideki hızlı gelişmeyi göz ardı ederseniz kaybedersiniz. Benim MIT'ye gelişimin, Harvard'a gelişimin temel nedeni ne? Dünyadaki gelişmeleri acaba bugüne kadar Türkiye'den kaç politikacı gelip merak etti ya MIT'de ne oluyor diye, Harvard'da ne oluyor diye. Eğer ben Ankara'da, İstanbul'da veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde oturup da günlük sorunların içinde kendim boğulursam, siz o zaman Türkiye'ye bir gelecek vizyonu çizemezsiniz.
gelecek vizyonu çizmek istiyorsanız eğer Türkiye'nin, bilimde derinleşme nedir? Üniversiteler bilgi üretiyor mu, üretmiyor mu? Ürettikleri bilgilerin değeri nedir, ne değildir? Bizim gençlerimiz, son derece parlak beyinlere sahip olan gençlerimiz neden yurt dışına gidiyor? Ve orada Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da çok iyi olanaklarla çalışıyor bu gençlerimiz. Bir özgür ortamda çalışıyorlar bu gençlerimiz. Aynı şeyi biz niye Türkiye'de yapmıyoruz? Türkiye'de gençlere bu imkanı, bu olanağı neden sağlamıyoruz? Siyaset kurumunun düşünmesi gereken bu. Eğer ben 3 gün sonrasını düşünüp, 5 yıl sonrasını düşünüp, 10 yıl sonrasını düşünüp siyaset yapacaksam hiç yapmamak daha iyidir. Sizin vizyonunuz önümüzdeki 50 yılın, 100 yılın Türkiye'si olmak zorundadır. Ama biz ya 5 yıllık planlı, 8 yıllık planlı yapan kurumu bile kapattık. Devlet Planlama Teşkilatı yok şu anda. Böyle bir Türkiye'den söz ediyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin yüksek yetenek inşası dediğimiz bir kavram var. Bu kavrama bakın, siyasetçiler bunu bilmezler. Yüksek yetenek inşası şudur. Bir toplumun %1,5-2'si üstün zekalardan oluşur. Eğer bunları iyi eğitirseniz, iyi olanaklar sağlarsanız, bunlar buluşlarıyla o toplumu ileriye taşır ve sürükler götürürler. En tipik örneği COVID-19 aşısını bulan iki Türkiye kökenli Alman vatandaşı. Almanya'ya milyarlarca dolar para kazandırdılar. Amerika'nın Silikon Vadisi İngiltere'nin elinden yüksek yetenek inşasını aldı ve Amerika'ya taşıdı onu. Silikon Vadisi, uzay sanayi, bütün bunlara baktığınız zaman dünyanın her tarafından en parlak beyinler Amerika'ya geldi. Her türlü imkan sağlandı. Buyurun gelin, icatsa buyurun burada yapın icatlarınızı dendi. Türkiye en parlak beyinlerini yurt dışına gönderiyor. Veya insanlar yurt dışına gidiyor. Siz bu insanları alacaksınız. Türkiye'de ortam yaratacaksınız. Yüksek yetenek inşası dediğimiz bir kavram eğer politikacının belleğinde yoksa, o politikacının Türkiye'ye verebileceği hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ve siz bunu yakalamak zorundasınız. Benim yapmak istediğim bu. Ben burada gelip politikacılarla da görüşürdüm. Ne olacak ki? Türkiye'de ne oluyor? Kavga ediyoruz. Ne oldu? Sandık güvenliğini aldınız mı? Şunu yaptın mı? Bunlar, arkadaşlar bunlar zaten bizim her gün tartıştığımız konular. Eğer siz Boğaziçi Üniversitesi'nin kültürüyle oraya bir rektörün seçilmesine ortam hazırlamıyorsanız siz bilime ihanet ediyorsunuzdur. Başka bir şey, aykırı düşünce. Siyaset kurumu, Türkiye'de yerleşik olan siyaset kurumu aykırı düşünceden rahatsız. Aykırı düşünen insanı derhal yakalayalım ve cezalandıralım. Oysa aykırı düşünmek kadar değerli bir şey yok. Emin olun. Bizim gençlik kolları bir toplantı yapmıştı. Geldiler, dediler ki hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Eyvah dedim, siz dünyayı durdurdunuz. Birilerinin aykırı bir şey söylemesi lazım. Eğer siz kainatın sırlarını çözmeye, yani merak duygusunu uyandıran bir eğitim vermiyorsanız kişiye, topluma, merak duygusunun yarattığı bilimdeki gelişmeye olanak sağlamıyorsanız, sizin ne üniversiteniz üniversitedir ne de eğitiminiz eğitimdir yani. Merak duygusu ve soru sorma yeteneği, bizde çocuk dillendiğinde çok şey sorar, hep deriz ya yeter artık sus, susturun şunu ya da yeni icat çıkarma. Keşke yeni icatlar çıkarabilsen. Her şeyimiz aksi. Ama bunu mutlaka değiştirmek zorundayız. Nefton'un kafasına elma düşmesi ve dünyanın en basit sorusunu kendisine sorması. Ne diyor? Niye bu elma yukarıya doğru gitmedi? Ne yaptı? Yerçekim kanunu buldu. Oysa kainat kurulalı elma hep yere düşerdi ama bu basit soruyu kimse kendisine sormadı. Dolayısıyla hala çevremizde kim bilir merak edip soramadığımız ne sorular var? Bilim ve bilimde derinleşme, bilim insanına saygı, onun özgürlüğüne saygı, ona her türlü olanağı sağlamak olağanüstü bir şey. Nanoteknoloji gittik orada, milimetrenin gözün göremediği parçacıklar üzerinde deney yapıyorlar. Buyurun, Türkiye'de yapılıyor. Siyasetçi onu görmüyorsa Türkiye'ye ne verecek Allah aşkına bu siyasetçi? Bina yapalım. Yapalım binaları. Bina bir şey vermiyor ki bize. Ne verecek bina?
İşsizliği biraz çözecek. İnşaat bitince yapı paydos, herkes yere gidecek, işsiz kalacak. Dolayısıyla biz siyaseti başka bir kulvara taşımak istiyoruz. Yeni bir alana taşımak istiyoruz. Halk da siyasetçinin topluma ne vereceğini bilmeli. Artık siyaset bir horoz dövüşü olmaktan çıkmalı. Buradan çıkarabilirsek Türkiye'yi büyütürüz. Çıkaramazsak malum gene kavga ederiz. Böyle dar bir alandan gitmiş oluruz yani. Veya şu başörtüsü taktı, öbürü başörtüsünü çıkardı. Öbürü hakim etek boyunu sordu, öbürü etek boyunu sormadı. Öbürü niye şort giyiyorsun dedi, öbürü niye şort giymiyorsun dedi. Yani güncel böyle lüzumsuz konularla tartışıp gideceğiz yani. Buradan Türkiye'yi çıkaracağız. Biliyorsunuz Amerika'da bir green card ve vatandaşlık sistemi var. Green card olan vatandaş insanlar oy kullanamıyor. Bizim ülkemizde de böyle bir sistem düşünülebilir mi acaba diye size sormak istedim. Seçim güvenliği konusunda hiçbir endişeniz olmasın. Şu anda bir dijital ortamda hiçbir kurumun sahip olmadığı bilgilere sahibiz. Gençlerin nerede oldukları, ne zaman, hangi sandıkta oy kullanacakları yönünde bütün veriler elimizde var. 1998 yılından bu yana Türkiye'de kim, hangi sandıkta oy kullanmış, o verilerin tamamı yine elimizde var. Yüksek Seçim Kurulu'nun zaman zaman verdiği bilgilerin yanlışlığını Yüksek Seçim Kurulu'na da bildiriyoruz. Onlar da bizim verdiğimiz doğru bilgiler üzerine kendi verilerini düzeltiyorlar. Dolayısıyla CHP bu konuda çok iyi. Biz Altılı Masa'nın diğer aktörlerine de sahip olduğumuz bütün verileri aktarıyoruz. İki, şu andan itibaren yani 6 ay önceden yanlış hatırlamıyorsam başladık. Bütün sandıklarda görevli arkadaşlarımız olacak. O sandıklarda görevli arkadaşların gerçekten sandıklarda görevli mi değil mi, haberleri var mı yok mu, cep telefonları var mı yok mu? Bütün bunların hepsini denetiyoruz. Örneğin bir milletvekilimiz Sivas'a gittiği zaman Sivas İl Başkanı'nın önünde kimler sandıkta görev alacak? Onun önünde her bir üyeye telefon ediyor. Siz hangi sandıkta görevlisiniz diye çek ediyor. Haberi yoksa onu çiziyoruz oraya. Yeni bir ismi dahil ediyoruz. Buna benzer çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca sandık görevlisi arkadaşlarımıza diyoruz ki bir, sandık seçim sırasında tutanakları asla baştan imzalamayacaksınız. Elektrikler kesilirse sandığın üzerine oturacaksınız. Elektrikler gelinceye kadar bekleyeceksiniz. Üç, tutanakları imzalarken bütün toplamaların doğru yapılıp yapılmadığına bakacaksınız. Dört, sandık açılırken yemek yiyeyim, sigara içeyim diye dışarıya çıkmayacaksınız. Seçim sayım sonuna kadar bekleyeceksiniz. Beş, eğer bir uyuşmazlık çıkarsa hemen okulun önünde gönüllü avukat var. Ona telefon edeceksiniz. Avukat gelecek, derhal müdahale edecek. Çünkü bir barolarla da anlaştık. Büyük kentlerin hemen hemen tümünde gönüllü avukatlar okullarda, her okulda bir gönüllü avukat olacak. Aynı zamanda gönüllü çok sayıda kişiler sandık görevlisi olmak istiyorlar gençlerden. Onlara müşahit kartı vereceğiz. Onlar da seçim sırasında bizim arkadaşların yanında duracaklar. Yani şöyle ifade edeyim. Seçim güvenliği konusunda endişeniz olmasın. Onlara bir de şunu söylüyoruz. Sayımdan hemen sonra tutanağın cep telefonuyla fotoğrafını çekip hemen bize göndereceksiniz. Biz mesela İstanbul seçimlerinde bir ara Anadolu Ajansı seçim sonuçlarını yayınlamadı. Ama biz hepsini önceden bildik. Çünkü bizim seçim sonuçlarını gösteren tutanakların tamamı genel merkeze gelmişti. Onların hepsini topladık ve biz, onlar açıklamıyorlardı ama biz açıklıyorduk seçim sonuçlarını. Sonunda bizim dediğimiz noktaya geldiler. Bundan emin olmanızı isterim. Tek istediğim gidip oy kullanmanız. Yani sandık güvenliği, seçim güvenliği konusunda endişeniz olmasın. Çok iyi bir hazırlık yapıyoruz. Diğer parti, bizim yaptığımız bu çabayı diğer partiler de gösteriyorlar. Dolayısıyla seçim güvenliği konusunda ciddi bir sorun çıkacağını sanmıyoruz. Yani durum o kadar felaket ki mesela işte haberlerde şu anda basın özgürlüğüyle alakalı sansür yasası çıkarılmaya çalışılıyor. İşte Ankara'daki su problemini, işte doktorların ayrı sıkıntılarını görüyoruz, evet. Öğrencilerin ayrı sıkıntılarını görüyoruz. Yani o kadar umudumuz sizde ki aslına bakarsanız
Ve bu kadar kişinin buraya gelmesinin tek nedeni sizsiniz zaten. Güzel. Yani 7,5 benim milyon... Benim de umudum sizsiniz yani. Karşılıklı umudu besleyeceğiz. Evet. Şu anda tek umudumuz gerçekten sizsiniz. Hani siz bizi cesaretlendireceksiniz ki biz burada elimizden ne geliyorsa yapmak isteyeceğiz ve yapacağız yani sizinle. Siyasetin kurgusunu değiştirme adımlarınız bence çok değerli. Ve birçok belki de hiçbir şekilde CHP ismini duyunca böyle ürperen isimler, çok bagajı olan kesimlere karşı CHP'nin normalleşmesi bence çok kıymetli bir adım. Sizin de bence bu konudaki adımlarınız yavaş yavaş bunu değiştirmeye yönelik ilerliyor. Ben bu konuda siyasetin kurgusunun değişmesi için bunun CHP'nin tabanı ve genel olarak kurumsal olarak bu makasın yavaş yavaş kapanması, bu işin sadece sizin özelinizde özelleşmeyip daha genel bir kurumsal yapıya bürünmesini siz nasıl bunu mümkün görüyor musunuz? Ben bu adımınız için teşekkür etmek istiyorum zaten. Bunun kalıcılaşması, kurumsallaşması mümkün mü? Dış politikasını akılcı ve öngörülebilir yürütebilmesi, bilime, teknolojiye önem vermesi, parlak beyinlerin önündeki bütün engellerin kaldırılması, tam tersine onların desteklenmesi, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, güçlü bir sosyal devletin olması, mesela biz aile destekleri sigortasını getireceğiz. 9 sigorta dalından birisi, 8'i uygulanıyor Uluslararası Çalışma Örgütü'nün. 9. sigorta dalı uygulanmıyor. Aile destekleri sigortası. Siz yardımı insan onurunu rencide edecek şekilde yapıyorsunuz. Sıraya diziyorsunuz, makarna veriyorsunuz. Şunu veriyorsun, bunu veriyorsunuz. Niye veriyorsunuz? Biz kadının banka hesabına para yatacak. Kadın işçi gibi, memur gibi, emekli gibi gidecek, sosyal yardımını alacak, harcamasını, ihtiyacını karşılayacak. Onun yoksul olduğunu sosyal devlet dışında kimse bilmeyecek. Yani bizim hani inancımızda vardır ya, sağ elin verdiğini sol el görmez. Felsefe bu. Bu felsefeyi Uluslararası Çalışma Örgütü kabul etmiş. Ama Türkiye bunu 1971 yılında bu yana bu yasayı çıkarmıyor. Çünkü yoksulluğu istismar etmek istiyor. Biz bunların tamamını kaldıracağız. Şunu da rahatlıkla ifade edebilirim. Bütün milletvekillerimiz, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız şu anda aynı çerçevede çalışıyorlar. Aynı çerçevede. Siyasetin normalleşmesi gerekiyor. Siyasetin halka hizmet olarak, halka hizmet anlayışıyla yapılması gerekiyor. Bu çerçevede gidiyoruz yani. Ona inanmanızı isterim. Geçmişte CHP üzerine babadan oğula devredilen, özellikle inanç bağlamında ifade devredilen efsaneler vardı. Örneğin işte CHP geldi camileri yaktı. Yok öyle bir şey. Ankara'da Kocatepe Camii'ni düşünün. Ankara'da Kocatepe Camii'nin bir vakıf tarafından yapıldı. Vakfın üyelerinden birisi de İsmet Ünlü'dür. Çankaya Camii İsmet Ünlü kendi bütçesinden yapmıştır. Kur'an efendim geldi Kur'an'ı yasakladı. Bu da bir efsanedir. Yok öyle bir şey ya. Kur'an niye yasaklasın? Allah aşkına aklı var, mantık var. Ya Kur'an'ı Türkçe mealini hazırlayan Cumhuriyet Halk Partisi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran Cumhuriyet Halk Partisi. İlk İmam Hatip okullarını açan Cumhuriyet Halk Partisi. İlk İlahiyat Fakültesini açan Cumhuriyet Halk Partisi. Ama dinsiz parti Cumhuriyet Halk Partisi. Dediğim gibi bir efsane gider bu. Bize Mustafa Kemal'den gelen iki vasiyet vardır. Bir, Diyanet konusunda, din konusunda konuşmayacaksınız. İki, genel kuruma yani askerlerin siyasete girmesini teşvik etmeyecek. O alanda da konuşmayacağız. Yani askerler ve din insanları, inanç insanları siyasete girmeyecek. Siyaset bu iki alana girmeyecek. Biz buna özen gösteririz. Mecbur olmadıkça konuşmayız ama işte maalesef bunlar zaman zaman babadan oğula gelen efsane şeklinde anlatılır. Halbuki hiç öyle bir şey yoktur. Hatta bir şey anlatayım size, biraz komik olacak ama bir gün bana Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nden iki kişi geldi. Dediler ki Erdoğan diyor ki siz efendim Kur'an'ı yasakladınız, siz Mevlid'i yasakladınız diye Bakanlar Kurulu kararı gösteriyor. Gerekçeyi bulalım dedik. Bulduk gerekçeyi. Mesela Kur'an yanlış basılmış. Yanlış basıldığı için o yanlış baskı yasaklanmış. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı hiçbir Kur'an yasaklanmamış. Yani doğruyu yapmışlar ama doğru bir süre sonra CHP'ye
farklı bir şekilde yansıtılmış. Yine yasaklanan Mevlid kitabını getirdiler. Mesela portakalın faydalarından söz ediyor Mevlid kitabını. Onu da yasaklamışlar. Bu Mevlid, o Mevlid değildir diye. Sonra o arşivin tamamını elde ettim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi arşivinin yaklaşık 1,5 milyon sayfa tutuyor. Tamamını elde ettik yalnız. Ve Erdoğan ondan sonra bu noktalara girmemeye başladı. Çünkü arşiv bende de var artık. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ne oldu? Hoşçakalın.